sözler. Gece gündüz demez, kimseler görmez. Gömleği deliktir, şalvar yırtık. O devrede hizmet etmek, kelleyi koltuğa almaktır. Hayatından vazgeçmektir. Falakaya razı olmaktır. Hapse razı olmaktır. İşkenceye razı olmaktır. Ve her türlü dünyevi lezzetlerden mahrumiyete razı olmaktır. Bu devrede hizmete başlayanlardan birisi de Şükrü Altun. Ona postacılık vazifesi vermiş. Nasıl olacak bu iş? Yani her an için yakalanması mümkün. Yakalandıkları zaman hizmet kalacak. Onların korusu karakol değil, hapse girmek değil, hizmetin aksaması. Dertlere hizmet, başka bir şey düşüncesi yok. Hüsrev abi, yazdığımız bu risaleler ne olacak? Sava gidecek. İşte onu diyorum, kapıda iki tane polis var, nasıl gidecek? Götürmesi gereken gelecek, götürecek. Fukaraya vereceğiniz bir şey var mı? Ver heybeni. Bir şeyler dolduralım. Beklenen adam geldi. Yardım et. Al bakalım. Allah kabul etsin. Gel buraya gel. Yenge. Lan yürü. Kendisinin kıyafetiyle, davranışıyla, hareketiyle dışarıdan bakan deli zanneder. Halbuki tam bir velidir. Torbasına veya heybesine eserleri yerleştirir, üstüne de meyveleri koyar ve ondan sonra omzuna atar. Araba yok, vasıta yok, yaya gidecek 10 kilometre. Yeter ki o hizmet olsun. Ve 1984'te rahmeti rahmana kavuşturur kendisi. Allah rahmet eylesin. Deli Şükrü meselesi bu şekilde.